Herkese merhaba. En iyi 10 prosesör markası videolarının 3.sü ve son bölümüne hoş geldiniz. Harika bir seri oldu. Yoğun ilginiz ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu bölümle beraber 10 markanın hatta sonunda bazı bonus ürünler var. Onlarla da gelince daha bile fazla markanın onlarca ürününü tanıtmış olacağız. O yüzden sonuna kadar izlemenizi öneririm. İlk bölümü hatırlayalım. İzlemeyenleriniz varsa kartlara bırakıyorum. Bose, Vox ve Nux markalarını mercek altına almıştık. Ve Bose'un ne kadar çok kullanıcısı olduğunu bu bölümden sonra anladım. İkinci bölümde ise Linesys, Digitech ve Joyo markalarını inceledik. Bu bölümde Digitech'i bayağı bir gömdüm ve Linesys'e tabii ki torpil geçtim. İzlemeyenleriniz için bu bölümün bağlantılarını da kartlara bırakıyorum. Linesys'in Türkiye temsilcisi gibi oldum zaten. Bölümden sonra şöyle mesajlar gelmiş. Mustafa Yalvaç Er demiş ki, Pod X3 Live prosesörümü senin sayende tanıdım. Tam bir sene ayarlarını karışık kullandıktan sonra doğru ayarları senin anlattıklarına yapabilme imkanına ulaştım. Kullananlar bilir ki bence Linesys deyince akıllara gelen isimlerdensin. Sevgilerle abi. Çok teşekkür ediyorum Mustafa, çok sağ ol. Emin Demir ise şöyle yazmış. Koç'un tavsiyeleri Pod X3 Live satın aldım ve çok memnun kaldım. Koç adamdır. Fakat ikinci el fiyatı konusunda biraz mütevazi davranmışsınız. 1500 TL ile 2200 TL arasında değişiyor fiyatları. Ses kartı gerçekten fena tonlar veriyor. Beyaz FX2 ile kullanıyorum. Fena tonlar yazdım. Elimde Nux Mini Port ses kartı var. Ama ben Pod X3 Live ile yaptığım kayıtları daha çok beğeniyorum. Ben de tavsiye ediyorum demiş. Güle güle kullan Emin'cim. Evet, ben bayağıdır Linesys kullanıyorum arkadaşlar. Yani neredeyse profesyonel ve amatör müzik hayatımda bütün konserlerimde Linesys'i kullandım. Barda 3-5 kişiye çalarken, festivalde 10.000 kişiye çalarken de hep o alet vardı. Ve bana hep sordular, abi hangi amfi kullanıyorsun? Ya ben amfi kullanmıyorum, prosesör kullanıyorum. Nasıl yani, işte prosesörden böyle ton çıkamaz falan gibi konulara çok maruz kaldığım için hep övdüm, hep tavsiye ettiğim bir marka oldu. Evet, bugün herkesin merakla beklediği Zoom, sonra son zamanların parlayan markası Moor ve üst segmentler üreten Headrush, Fractal Audio ve Camper'in ürünlerini inceleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. En iyi 10 prosesör markası bölüm 3 başlasın. Geçmeden önce çok ufak bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Her çarşamba saat 21'de Aytek Akçakaya Instagram hesabından canlı yayınlar yapmaya başladık. En güzel sorularımızı muhabbet eşliğinde çalıyoruz. Katılımlarınızı bekliyorum. Bir de özgürce tartışma, bilgi paylaşım ortamımız olsun istedim. Gitar Koç'u Facebook grubu açtım arkadaşlar. Bağlantılarını açıklamalara yerleştiriyorum. Üye olursanız ve paylaşımlarda bulunursanız sevinirim. Yeni videolarımız her pazar 16.30'da kanalımıza yüklenmeye devam ediyor. Abone olmanızı, bildirimleri açmanızı şiddetle öneriyorum. Kanala destek olmak isteyen arkadaşları da katıl tuşuna bekliyorum. Ayrıcalıklardan yararlanırken çorbada tuzunuz da olmuş oluyor. Evet, bilgilendirmeleri de yaptığıma göre çok istenen markamızın tanıtımına geçelim. Ve karşınızda Zoom! Zoom ismini duyduğumda Digitech gibi tüylerim diken diken olurdu. Fakat Zoom her zaman kendini geliştirmeye çalıştı ve en sonunda piyasada güzel bir yer elde etti. Ve son ürünleriyle beraber başarılı tonlar sunan ürünler piyasaya çıkarttı. Öyle ki bir önceki bölümde tanıttığımız RP360 ile Digitech yeni Zoom ürünlerini kopyalamaya bile çalışmış. Çağlar Oral arkadaşımız bu konu hakkında bir yorum yapmış. Digitech'in DAC prosesörü GSP1101'de kullanılan işlemcilerin RP360'a konduğunu ama kabin simülasyonunun kötülüğü yüzünden aynı kaliteyi yakalayamadığından bahsetmiş. Digitech'i göme göme bitiremedik. Son toprağa da bu yorumla atıyoruz arkadaşlar. Zoom'da ise GN serisiyle değişim rüzgarları başlıyor. Fiyat performans olarak harika ürünler ortaya çıkıyor. Ayrıca tasarım dili olarak da çok çekici ürünler arkadaşlar. GN serisine geçmeden önce ilk tanıtacağım model değişik bir ürün. Analog pedal boyutlarında bir prosesör. Zoom MS100BT. 1200 TL fiyat etiketi var. Bluetooth bağlantısıyla telefon veya tabletinizle tonları rahat bir şekilde yazmanız mümkün. Ama üzerinde birçok tuş ve potans da var.
çok güzel yerleştirilmiş. Onlarla da cihazı kontrol etmek mümkün. Bu üründe kabin simülasyonu yok. Output ayarları da yok. Amfinizin returning girişiyle kullanmak sağlıklı olacaktır. Veya ilk bölümde bahsettiğim gibi kabin simülasyon pedalı ile kullanıp sisteme ses de yollanabilir. Zoom'dan ikinci ürün G1 4. 820 TL fiyat etiketi var. X modelini bulursanız bu ürünün pedallı versiyonu. 30 saniye kadar looper var bu ürünün. Zoom Guitar Lab aplikasyonu ile ton yazılabiliyor. Küçük bir alet olmasına rağmen 5 tane efeyi aynı anda verebiliyorsunuz. Metronom ve ritimler de bünyesinde. USB bağlantısı var ama sadece update'ler ve ton yazılımı için işe yarıyor. Kayıt yapamıyorsunuz. Kabin ve mikrofon simülasyonları da var ve ince ayarlarını yapabiliyorsunuz. Zoom'un yeni nesil ton kalitesini uygun fiyata kullanmak istiyorsanız güzel bir seçenek. Üçüncü ürünümüz Zoom'dan Zoom G3N. 1800 TL fiyat etiketiyle karşımızda. Yine bunun da X versiyonu var, pedalı olanı. Bu ürünü özel kılan en dikkat çekici özelliği 3 tane ekranının bulunması. Ve bu her ekranın altında açma kapama switchleri ve ayar potansları bulunuyor. Banklar, patchler arasında dolaşmayı sağlayan 3 tane daha switch mevcut. Bu fiyat ve boyuttaki ürünlerde alışık olmadığımız bir düzen. Ne işe yarayacak derseniz, sahne için muhteşem. Tonumuzu seçtik. O tonda şarkı içinde kullanacağımız 3 tane pedalı gönlümüzce belirleyip 3 ekrana yansıtabiliyoruz. Ve bunların tüm ayarları açıp kapamak elimizin altında. Diyelim ki overdrive koyduk. Sol aya geçişte açıp kapayabiliriz. İkincisine delay koyduk. Potansları ile üzerindeki süresini, mixini değiştirebiliriz. Üçüncüsüne flanger koyduk belki. Şarkı içinde açıp kapayabiliriz. Yan yana 7 efekte kadar izin veriyor. Hatırlarsanız bir alt modelde 5 taneye izin veriyordu. Ben bu ürünü çok beğendim. Stereo çıkış vermiş. Kontrol pedalı ekleyebiliyorsunuz ekstradan. USB var ama bir eksiği, bu üründe USB kaydı desteklenmiyor arkadaşlar. Sadece tonları Guitar Lab ile yazıp yazılımını güncellemeniz için koymuşlar bu USB bağlantısını. Beni bir tek bu yanı üzdü bu aletin. Dördüncü ürün Zoom'dan G5N. Fiyatı 3260 TL. Artık işler biraz daha profesyonelleşiyor. En büyük farkı 5 ekranı var. Ve en üstte ana ekranda bütün ton zincirini görme imkanı sunuyor. Pedal ekranları ise 4'e yükselmiş. USB bağlantısıyla artık bilgisayardan kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bu ürünün tek ve bence en önemli eksiği XLR çıkışları vermemişler. Artık bu segmenti kullanan kullanıcılar farklı output seçenekleri isterler. Sesi hem mikser hem de amfiye yollamak isterdim ben. XLR çıkışları olmaması bu yüzden beni üzdü. Tap kontrol tuşu da eklenmiş bu üründe. Efektlerin süre ayarlarını ayağınızla kolayca değiştirmenize yarıyor. Bu ürünün bir eski nesili G5'te Z pedal bulunuyor. Ve lambalı bir prosesör. Benzer özelliklere sahip ürünler. Belki ikinci elini uygun fiyata bulabilirsiniz G5'inde. Ve son olarak Zoom'dan eski bir ürünü tanıtmak istiyorum. Aslında bu ürünü koymayacaktım ama bir arkadaşımız rica etmiş, onu kırmak istemedim. Bir nebze benim de içinde anlatmak istediğim bazı özellikler var. Zoom G9-2TT. İkinci elini 1800 TL civarlarında bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünü farklı kılan şey iki tane lamba içermesi. Bu lambalar ton zincirinin başında ve sonunda. Ve dijital prosesörden farklı bir şekilde çalışıyorlar. Siz bunlarda yaptığınız ayarları farklı presetlere göre kaydedemiyorsunuz. Bu lambaları kullanarak giriş ve çıkışta ince ayarlar ile daha sıcak bir ton yakalamayı sağlamaya çalışmışlar bu üründe. Başarılı mı bilemiyorum. Kullanıcısı olmadığım için yorum yapmam çok doğru değil. Fakat yeni serilerde devamını getirmediklerine göre iyi sonuçlar alındığını düşünmüyorum. Ta ilk bölümde hatırlarsanız anlatmıştım. Vox da aynı kafada ürünler yapmıştı. Biraz pazarlama stratejisi olarak kaldı sanırsam bu ürünler. Gerçekten sonuç alınsaydı devamı gelirdi diye düşünüyorum. Bir de bu üründe iki tane pedal var. Bunlardan bir tanesi Z pedal. Ne demek bu Z pedal? İki yöne doğru çalışıyor. Şöyle basarken sağa doğru da çevirebiliyorsunuz. Çok garip. Şöyle düşünün. Wah verirken bir yandan da Wami efekti verebiliyorsunuz. Ve seçenekler sınırsız.
tüm pedalların tüm ayarlarını, tüm parametrelerini atayabilirsiniz bu ikisine. İkinci elleri uygun gözüktü gözüme. YouTube'dan inceleyin tonlarını. Eğer hoşunuza giderse, kafanıza yatarsa alabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Evet, Zoom'dan seçtiklerim bu kadar. Sırada yükselişte olan bir marka var. More. More'dan ilk ürünümüz PE100. Fiyatı 400 TL. Bu bir el prosesörü. Pot Pocket kafasında. Tonları fena değil. Output ayarlarında Amphi mi, Line mi diye seçenek var. Fakat kabin simülasyonu var mı bulamadım. Herhalde output seçeneğine göre kendini ayarlıyor. USB olmaması kötü. Çok iyi bir egzersiz ekipmanı diyebiliriz. Cebinizde taşıyabilirsiniz. Pille de çalışabiliyor. More'dan tanıtacağımız diğer ürünler GE serisinden. GE150 ile başlıyoruz. 1420 TL fiyatı var. Zoom, Digitech'in başlangıç modelleri kafasında ama çok daha sağlam bir kasaya sahip. Pedalı var, renkli bir ekranı var ve ton zincirinde neler açık kapalı belirtmek için LED ışıkları var. 80 saniye gibi uzun bir looper'ı var içerisinde. Tonları da çok başarılı. YouTube'dan örnek videolarını izleyebilirsiniz. USB olması önemli. ASIO 4 All ile çalışıyor. Temiz kayıt alabiliyorsunuz. OTG kablosunu desteklemesi güzel. Yani ürünü telefonunuza da bağlayabiliyorsunuz bu yolla. Yazılımı ile bilgisayardan ton yazmanız da mümkün. Tek eksiği bu segmentte de zaten bu normal. Tonları ileri geri giderek değiştirmek. Fiyat performans olarak çok iyi ürünlerden bir tanesi. Geçelim GE200'e. Fiyat 1950 TL'ye yükseliyor. Neler ekleniyor alete? Ekstra bir kontrol switch'i geliyor. Ekranımız büyüyor. Ton zincirini ekranda tamamen görebiliyoruz ve altında ton zincirini kontrol edebileceğimiz ışıklı düğmeler bulunuyor. Ekstradan kontrol pedalı takabilmeniz için girişler koymuşlar. Sahnede kullanımı daha kolay ve daha profesyonel bir ürün olmuş GE150'ye göre. Ve bu seriden seçtiğim son ürün GE300. Fiyat 3900 TL'ye yükseliyor. Değer mi? Bence değer arkadaşlar. Bu ürün inanılmaz özellikler barındırıyor. Son zamanlarda beni en çok heyecanlandıran ürünlerden biri oldu. Nasıl, neden diye soracaksınız. Arkadaşlar bu ürün Camper Killer, yani katili diye ün saldı. İçerisinde Tom Capture, enstrüman eşleştirme denen bir teknoloji barındırıyor. Ne demek bu? Arkadaşınızın tonunu çok beğendiniz. Biz distortion pedalı var diyelim ki. Gitarınızı o pedala bağlıyorsunuz. Çıkışını prosesörünüze veriyorsunuz. Tom Capture'ı açıyorsunuz ve dakikalar içerisinde o aletin ürettiği tonu cihazınıza kopyalıyor. Artık aynı pedal sizin prosesörünüzün içerisinde de var. Stüdyoya gittiniz. Çok güzel bir ampi var. Tonu çok hoşunuza gitti. Tamam. Dinletin arkadaşı. İçine kopyalasın. Olmaz öyle şey dedim ve videoları izledim arkadaşlar. YouTube'dan araştırıp izleyin. Lambalı ampi manyağı bir abimiz var. İşlemi uyguluyorlar ve morali bozuluyor adamın. Nasıl olabilir böyle bir şey moduna giriyor adam. Camper'ların fiyatlarını düşündüğümüzde bu aletin bu fiyata gösterdiği bu kabiliyet gerçekten şok edici. Bunu araştırırken Moorer'ın küçük bir pedalına daha rastladım. Aynı özellik bu prosesörün içerisinde de var bu arada. The Moor Tone Capture GTR. Bu küçücük alet gitar kopyalıyor. Arkadaşınızın Fender tonunu kopyalayıp Les Paul'unuzda onun gitarıymış gibi çalabiliyorsunuz. Yani gerçekten inanılmaz yerlere geldi teknoloji. Yenilikleri hep takip etmek lazım. GE300'e geri dönersek bir de synth'ler yazabileceğimiz bir modül var içerisinde. Garip garip synth tonları üretebilirsiniz. XLR çıkışları var, stereo, synth return'u var. Kullanma kılavuzunda bunları nasıl amfiye bağlayıp tone capture edebileceğiniz, yapabileceğiniz çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Sanırım ton zincirine çift amfi koyamıyoruz arkadaşlar. Divider özelliği yok bu üründe. Yani GT1000'de, Helix'teki gibi ton zinciri üzerinde çok özgür değiliz bu alette. Kendi ASIO driver'ı olduğunu belirtmeliyim. Kayıt için ince ayarlar yapabiliyoruz. Switch'leri çevreleyen renkli LED'ler harika duruyor. Kasa çok sağlam, çok ileri teknolojili, müthiş bir ürün olmuş. Fiyatı da özelliklerine göre bence çok iyi arkadaşlar. Tüm bölümler içerisinde beni en çok etkileyen prosesörlerden bir tanesi oldu kendisi. Bu arada Moor'un çok güzel, böyle dikdörtgen şeklinde
farklı tarzlara, stillere hitap eden prosesörleri de var. Onlar daha böyle analog ayar olduğu için ve içerisinde çok fazla ton yazma seçeneği bulunmadığı için onları listeye almadım. Belki onlar hakkında da çok soru geliyor. Belki ilerleyen bölümlerde onlar hakkında da bir bölüm hazırlayabiliriz arkadaşlar. Yoktan birden var olan ve çok iddialı bir ürünle piyasaya çıkan bir marka var şimdi. Headrush. Headrush pedalboard 7000 TL fiyat etiketiyle satılıyormuş ülkemizde. Neden satılıyormuş dedim? Çünkü şu an stoklarda yok sanırsam. Geri geldiğinde bu fiyata bulabilir miyiz bilmiyorum. Bu aletin en büyük artısı ki çıkarken bunun üzerine yürümüşlerdi. Üzerinde dokunmatik renkli büyük bir ekran bulunması. Ayrıca Helix'teki gibi her switch'in üzerinde isim yazan küçük ekranlar da var. Her tonda her switch'e istediğimiz özelliği verebiliriz ve ne olduğunu da üzerindeki küçük ekranlara yazabiliriz. 20 dakikalık bir looper var. USB üzerinden kayıt ve reamp yapabiliyoruz. Yani kaydımızın tonunu sonradan değiştirebiliyoruz. Stereo send return var bu alette de. XLR çıkışları mevcut. Ton kalitesi gerçekten çok başarılı. Yani böyle yeni çıkmış bir markanın tonlarının ileri düzey olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Fakat ton zinciri yine basit arkadaşlar. Moore'daki gibi. O yüzden bana fiyatı biraz lükse kaçmak gibi geldi. Fiyatı arttıran büyük ihtimal dokunmatik ekranı ve o küçük ekranlarının olması. Bir efsaneye geldi sıra. Fractal IDO. Fractal IDO Axe FX ürünlerini üreten firma. En son Axe FX üst çıktı. Ben kendimi bildim bile herkes en iyi prosesör Axe FX'tir der durur. Fakat fiyatı da her zaman inanılmaz yüksek olmuştur. Hiç deneme şansım olmadı ama sahip olan arkadaşlarım var ve her zaman çok mutlu oldular. Fakat Axe FX'ler DAC ürünlerdi. Üzerlerinde pedal yok, MIDI controller almanız lazım kullanmak için. Ve tonlarımızı da MIDI kontrol ile değiştirebiliyoruz. Bugün sizlere tanıtacağım ürün ise Fractal AX8. Axe FX'in pedal hali. İkinci el olarak 9000 ile 11000 TL arasında temiz ürünler bulabilirsiniz. Fractal IDO süslü püslü bir firma değil arkadaşlar. Aletin görüntüsü çok kaba ve ekranı, düğmeler eski nesilden kalmış gibi görünüyor. Hatta expansion pedal bile yok üzerinde. Peki fiyatı arttıran nedir? Benim Quantum Tone teknolojim var diyor. İnanılmaz yüksek kalite, amfi, kabin ve mikrofon simülasyonlarım var. Gerçekten tonları internette dinleyin, pürüzsüz tonlar elde ediliyor bu aletle. Send return, ekstra pedal giriş çıkışları var, çok ayrıntılı bir software'i var. Böyle santranç tatlısı gibi boşluk vermiş, ton zincirini istediğin gibi dizliyor. Sınır ve sıkıntı yok. Çok ileri düzey bir ürün arkadaşlar. Profesyonel kullanım için gerçekten öneririm. Fakat maddi sıkıntılarınız yoksa ve sahne alan bir gitaristsiniz, neden olmasın? Alabilirsiniz. Ömür boyu sizi besler. Kendi de tank gibi zaten 50 yıl boyunca bozulacağını zannetmiyorum bu aleti. Evet, aslında ben burada bitirmiştim listeyi ama Camper olmadan olmaz dedim. Bir de sizlerin birkaç önerisi oldu. Hemen hızlıca onlara da değinmek istiyorum. Camper Profiler Stage. 13.800 TL fiyatı var. Camper'ın yerde kullanılabilen modeli. Normalde Camper stack amfi görünümünde çıkmıştı piyasaya zamanında. Farklı modeller de çıkarttı ama en sonunda sahnede yerde kullanılabilecek bir model ile karşımızda. Listeye koyup koymama kararsızlığımın nedeni bunun bir prosesörden çok profiler bir alet olması. Ne demek diyeceksiniz? Arkadaşlar, Moore GE300'deki kopyalama özelliğini hatırlıyorsunuzdur. Bu alet tamamen amfi kopyalama üzerine kurulmuş bir ürün. İçerisindeki hazır tonlar dünyanın en iyi stüdyolarında en çok tercih edilen amfilerin kopyalanmış halleri. Ve isterseniz siz de bu kopyalama işlemini kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunlar matematiksel olarak yazılmış tonlar değil, içerisindeki teknolojiyle kopyalanmış tonlar. Bu ürün kullanım olarak diğer ileri ton düzey prosesörlere benziyor. Hatta ton zinciri üzerindeki farklı efektleri kontrol edebileceğiniz switchleri de var. Ekranı yaptığınız ana ayara göre renk değiştiriyor. Çok çeşitli output ayarlarına olanak sağlıyor. Ve tonlar gerçekten müthiş. Yani şimdi bu bütçelere çıktığımızda şunu düşünmeye başlıyorsunuz. Camper kopyalama teknolojisi mi yoksa
Fractal Aido'nun Quantum Tone teknolojisini. Çok iyi araştırıp size uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Diğer bonus ürünlere geçelim. Line 6 Helix kalitesini daha uygun fiyata kullanabileceğiniz Line 6 Pod Go, Helix Lite ve HX Tone yolda. Ülkemize daha giriş yapmadılar. Diğer markaların yaptıkları gibi Line 6'de son teknolojilerini daha az giriş, çıkış, düğme, küçük ekran gibi özelliklerle satışa sunacak. Bir arkadaşım da HX Tone var. Bana yolladığı zaman da tanıtım videosu çekeceğim. Bir de Zoom'dan bir ürün var, yeni bir ürün. Zoom G11. NAMM fuarında tanıtılmış. GN serisi konseptinden birazcık çıkmışlar, böyle yarış arabası konseptine geçiş yapmışlar gibi. GN5'in üzerine bir de renkli böyle büyük bir ekran eklendiğini düşünün, dokunmatik hem de. Tanıtım videosunda bu ekrana aplikasyonlar gelecek gibi bir şeyler duydum. Aslında iyi olur, düşünsenize. Basit kayıt programları olsa içerisinde, farklı metronomlar, başka insanların yapabileceği aplikasyonlar, sınırsız seçenek olurdu. Umarım böyle bir şeydir gerçekten ve prosesör konusunda büyük bir fark yaratmış olurlar. Evet, çok uzun bir seri oldu. 3 haftadır prosesörler ile yatıp kalkıyorum. Benim de artık yeni bir prosesör alasım geldi bu videoyu hazırlarken. Bana soracak olursanız seni bu kadar üründen en çok hangileri etkiledi diye. Mor G300 bana çok merak uyandırdı. Kopyalama özelliği beni gerçekten şok etti. Helix'in sınırsız özellikleri tabii ki çok iyi ama Camper çok acayip bir ürün arkadaşlar. Yani tone kopyalama teknolojisi bende çok merak uyandırıyor. Camper ile kopyalanmış amfileri çok usta isimler bile ayırt edemiyorlar, düşünün. YouTube'da bu tarz videolara ulaşabilirsiniz. Camper ile kopyalanmış bir amfi ve orijinal amfi. Sahibi olan adamın gözlerini böyle bantlayıp dinletiyorlar. Şu an hangisini dinliyorsun? Tabii ki bu benim amfim bu diyor. Sonra bir bakıyorlar, Camper çıkıyor. Ayırt edemiyor adam, böyle morali bozuluyor onun da. Bu tür videoları izlemek benim çok hoşuma gidiyor. YouTube'da bu tarz videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir video serisi olmuştur. Markaların yeni ürünleri çıkana kadar bu videolar satın alma rehberi olarak bizi bayağı uzun bir süre idare eder sanırsam. Gitarla uğraşan bütün arkadaşlarımıza izletin bu seriyi. Bu videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bu bölüm için de bir anket hazırladım. Lütfen cevaplayınız. Anket sonuçlarını pazartesi günü Gitar Koç Instagram sayfasından da paylaşıyorum. Sosyal ağlarımızı da ekleyelim. Son zamanlarda Twitter sayfamızı da çok etkin olarak kullanıyorum. Ayrıca YouTube sayfamızın topluluk sekmesine de bakmayı unutmayın. Bulduğum haberleri ve videoları bu platformdan da paylaşmaya çalışıyorum. Hatta bu Camper'ın anlattığım videolarını da orada paylaşayım sizle. Abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Kanala desteklerinizi de bekliyorum. Birazcık satın alma rehberi videolarından uzaklaşıp daha çok bilgi veren videolara geçiş yapacağız. Her hafta pazar günü saat 16.30'da yükleniyor videolarımız. Haftaya elektro gitarın parçalarını, nelerden oluştuğunu genel bir inceleyeceğiz. Sonraki videolarda da bu parçaların içeriklerine değinebiliriz. Mesela manyetik nedir? En çok kullanılan manyetik türleri. Sizin aklınıza gelen konular, içerikler varsa lütfen paylaşın. Çarşamba günü Instagram canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.